Günaydın. Günaydın babacığım. Gazeten gelmedi mi benim daha? Ay yok babacığım, gelmedi daha. Ya Saltıla Efendi gitti gideli, bu gazete meselesi aksıyor ya. Bu yeni kapıcıdan hiç memnun değilim. Ay babacığım, ekmek de gelmedi zaten. Bu yönetici Veysel Bey var ya, onun yeğeni miymiş demiş, öyle bir şeyler. Laçka bu, laçka. Canım akrabalıkla olur mu bu işler? Liyakatle olur. Bize işini doğru düz yapacak bir kapıcı lazım. Hayatım, sen niye bu sabah huysuzluk yapıyorsun bakayım? Huysuzluk yapmıyorum papatya. Gazetemi getirmemiş, ekmek getirmemiş. E sen de dükkanda okursun. İnsan düzenini bozuyorlar canım. Ekmeğiniz geldi. Necati amca nerede? Gazeteniz geldi. Gazete bu saatte mi geldin Hamit efendi? Saat kaç ki? Yenge saat kaç? Senin saatin yok mu oğlum? Ben hakem miyim ya Necati amca? Niye saat takayım? Maç mı yönetiyorum burada? Saat sana hakemden daha çok lazım oğlum. Hep işleri aksatıyormuşsun. Vallahi iftira. Ne iftirası oğlum? Eskiden bu evde, bu apartmanda gazete ve ekmek saat 7'de kapıda olurdu. Vallahi Necati amca, bu apartmanda bir tek gazete isteyen sen varsın. Ya niye alıyorsun ki bunu? Gidip internetten okusana. Ekrandan gazete okunmaz. Gazete kağıttan okunur. Niye ya? İnternette daha kolay. Böyle fareyle tıklıyorsun, ondan sonra haber çıkıyor. Tıklıyorsun, resim çıkıyor. Yani böyle gazeteyi alacaksın da, katlayacaksın da, çevireceksin de. Yani akıl işi değil. Bence bu bana aptal mı demek istiyor? Yok hayatım, demedi bir şey. Hadi sen gel, kahvaltıya gel. Dur, gelmiyorum. Daha Hamit'e iki çift lafım var. Bir çift lafım da benim var. Neymiş oyum? Bu alt katta oturan oğlunuz Vedat Bey'den çok şikayet var. Ne şikayeti? Gece eve misafir getiriyor. Apartmanımızın ahlaki değerlerine komple aykırı. Niye? Bu apartmanda eve misafir getirilemez diye kanun mu var? Ekseriyetle bayan misafir getiriyor. Gecenin bir arası geliyorlar. Gürültü, patırtı, kakaka, kikiki. Böyle bir gülmeler, böyle bir eğlenmeler, böyle bir müzik dinlemeler falan. Biz hiç gürültü duymadık. Valla gürültü olsun olmasın pek münasip değil. Apartman sakinleri apartmanda bekar insan istemiyorlar. Dayım git söyle çıkarsınlar dedi. Sen o zaman yönetici olacak dayına söyle. Ben evimi kime kiraya vereceğime kendim karar veririm. O zaman misafir çağırmasınmış. Bana baksana hadi sen. Necati sakin ol. Hadi Hamit, hadi sen de git bakayım oğlum, hadi. Hadi iyi günler, iyi günler, iyi günler. Vedat benim oğlum be. Çıkarsınlarmış. Siz hiç gürültü falan duydunuz mu? Valla babacığım, bazı akşamlar biz duyuyoruz ama. İşte. Ah Vedat, ah ben o kadar tembih ettim. Oğlum dikkatli ol, gürültü yapma diye. Ah. Hadi hadi kalk, kahvaltı edelim hadi. Hadi baba. Afiyet olsun. Lütfü abi. Heh. Boynuz yediğin yer iyileşti mi ya? İyileşti, iyileşti. İyi, bak üstüne de oturuyorsun. Güzel. Ne biçim konuşuyorsun lan? Yok ya abi. Ama sen yine dikkat et. Bak arkanı duvara ver, emniyetli olsun, tamam mı abicim? Hadi abicim, hadi. Hadi uzay işine, hadi. Aa, günaydın Vedatçığım. Günaydın. Hoş geldin. Oh, kahvaltıya kaldık mı? Gel oğlum. Gel otur oğlum, otur. Zaten konuşacağız seninle. Ben de çay koyayım sana Vedatçığım. Bir tabak ver yenge bana. Veririm, veririm. Vedat, apartmandan hakkında şikayet var çocuk. Çok gürültü yapıyormuşsun. Ne şikayeti ya? Böyle eve bazı bir arkadaşın falan geliyor mu? Doğal olarak geliyor tabii misafire. Flört ettiğin biri mi var yoksa başka insanlar mı? Hayır, niye soruyorsun ki şimdi, anlamıyorum. Oğlum, sana 40 kere söyledim. Bu semt herkesin kendi başına yaşadığı bir semt değil. Herkes birbiriyle alakalı, herkes birbiriyle ilgileniyor. Benimle ilgilenmesinler, benim özel hayatımda kime ne? Haklısın, kimse kimseye karışma vallahi ama... bu memlekette bekara öğrenciye ev vermeyen binlerce insan var oğlum. O yüzden bazı misafirler bazılarını rahatsız eder. Ne yapalım ya Necati baba? Bir kız bu, evlen, sorun kalksın ortadan. Oldu. Her çıktığım kızla nikah kıyayım o zaman ben. Sahiden sen niye evlenmiyorsun? Zaten boşanmakla bir hata yaptın. Bari hatanı telafi et. Annen haklı. Böyle bekar nereye kadar oğlum? Ben zaten buradan taşınmayı düşünüyorum. Koca evi tek başıma işgal ediyorum. No, estağfurullah. Konu o değil oğlum. Bir artı bir stüdyo eve çıkacağım. Daha rahat ederim orada. Yani evleneyim demiyor da taşınayım diyor. Evladım yani sana çık diyen yok. Yok yok. Ben çıkacağım.
Zaten çıkmazsam o yeni kapıcı elimde kalacak benim. Hı. Ben bir süre Tolga'larda kalırım. Siz ilanı asın cama. Aa, Tolga kim? Hadi görüşürüz, hadi bay bay. Dur, nerede oturuyor? Çocuğum, beklesene beni iki dakika dur. Babacığım. Hazır Vezat taşınıyorken biz de aşağıya taşınalım mı? Neresi var kızım? Gül gibi eviniz var, oturun işte. Aşağıya kiraya veririz. İşte ise 3-5 kuruş kira gelir. İyi günler Lütfü Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Necati Bey burada mı? Yok, daha gelmedi. Ay, evde midir acaba? Vallahi bilmiyorum. Arayayım mı? Aman aramayın. Beni duyunca kesin kaçar. Dükkan satışıyla ilgili yeni bir teklif mi getirdiniz yoksa? Evet evet, ama bu sefer reddedemeyeceği bir teklif. Neyse, ben gideyim de onu evde yakalayayım. Güle güle. Hoşça kalın. Ay, çalışıyorum tabii ki. Kapatır mısın lütfen? Ay Feride Hanım, yani babam hemen astı şu ilanı. Vedat gitti nasıl olsa. Orası da bir an önce kiraya verilsin. Evet. Hah, bakıyorum. Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Necati Bey evde mi? Aa, dükkana gitti. Ah, hay Allah, yakalayamadım yani. Cale Hanım, siz bu sevdadan vazgeçin. Babam asla dükkanını satmaz. Hele bir alışveriş merkezi yapacaksınız. Hiç satmaz. Feride Hanım'dı değil mi? Evet. Aslında bu konuyu sizinle konuşsam daha iyi olacak. Buyurun o zaman, ben hemen geliyorum Gülşen. Buyurun, buyurun, buyurun. Of ya, of ya. Ya aşkım, sence usta beni tekrar işe alır mı? Ya boş ver hayatım, burada çalış işte. Hem artık et kokmuyorsun en azından. Doğru diyor. Ayrıca dua et, kayınpederinin dükkanı var. Yoksa işsiz kaldıydın ne? Nurettin babacığım. Ben buradan haftalık ne kadar para alacağım? Bunu ne haftalığı? Evimde oturup dururlar. Bir de para mı vereceğiz sana ben? Tövbe tövbe yarabbim. Ustam çay. İstemez. Çay ister misin? Manav Rıza efendi. İstemez istemez. İçti bir dere çay. Zırt pırt çay içip beni batıracak mı bu? Vallahi senin işin zor abicim ha. Hadi abicim ya, hadi ya. Vay! Ustaların en kralı, hoş geldin. Memlekete krallık yok oğlum, demokrasi var. Ustaların en demokratı, hukuka ve insan haklarına en saygılı olanı, hoş geldin. Rıza, buraya gel bakayım. Hadi bak, sen işini bulmuşsun oğlum. Bana niye yağ çekiyorsun? Geç işinin başına. Anlayamadım, pardon. Şimdi Necati sizin şirkete hissedar olunca ne olacak? Efendim, kendisine vereceğimiz dükkanlardan, dairelerden çok daha fazla para kazanacak. Ayrıca şirketimizin karından da pay alacak. Babam ölmeden asla o dükkanı satmaz. Yok öyle bir şey. Yani Gülşen maalesef haklı Cale Hanım. Ben Necati'yi iyi tanırım. Hiç şansınız yok. Pardon. Efendim Ceyhun. Çok özür dilerim. Mutfağınızda konuşabilir miyim acaba? Aa, tabii buyurun. Bir saniye bekler misin? Bir saniye bekle dedim. Sakın o 2500 liraya dokunayım deme. Ya kirayı vereceğim ben akşam onunla. Kira diyorum sana ya. 500 de alamazsın içinden. Hem sen niye karıştırıyorsun benim çekmecelerimi? Olmaz dedim sana. Evet tamam. Tamam al al, çekinme al. Sen iş bulacağın yerde bizim kirayı da harca bitir, değil mi? Hem zaten derhal çıkıyoruz evden, anladın mı? Derhal. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Her şey yolunda değil mi Cale Hanım? Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ben apartmana girerken bir kiralık daire ilanı gördüm. Onun mal sahibi kim acaba? Biziz. Ah, sahi mi? Evet.
Aa, çok güzel. Nasıl bir yer peki? Bu evin aynısı mı? Evet, buranın aynı. Çok güzel. Kirası ne kadar? 950 lira. Tamam, ben tutuyorum. Ablam günlüğüne yıldızlı kalpler yapıştırmış anne. Niye? Niye olacak anne? Birine aşık herhalde. Aa, ne aşığı canım? Ver o defteri. Ver bakayım. Bu yaşta sana aşık olmasın. Ver bakayım. Öyle bir şey yok anne. Var anne. Ben daha okuyamadım. Gel beraber okuyalım. Ay, tamam yeter. Git odana. Git odana dersini çalış. Bu yaşta aşk maşk falan yok. Sana diyorum gitsene odana. Sınavlar... Şşşt. Hadi git şu kapıyı aç. Hadi yürü. Allah'ım yarabbim ya. Büyüdükçe deliriyorlar. Hoş geldin dede. Hoş gördük oğlum. Vallahi seni bu hassas tavrından dolayı çok tebrik ederim Necdet amca. Bravo. Ne diyorsun sen Hamit? Vedat Bey diyor. Hemen yollamışsın. Evi de kiraya vermişsin. Dayım çok takdir etti. Dayın takdir etsin diye gitmedi ki Vedat Bey. Zaten gidecekti. Senin de kiracını dikkatli seç Necdet amca. Bak bekar olmaz. Mutlaka evli çift olsunlar. Böyle sakin mizaçlı olsunlar, saygılı olsunlar. Kavga edip apartmanın huzurunu bozmasınlar. Sen de her işe burnunu sokup benim asabımı bozma. Torbaları şöyle bıraktım. Sağ ol. Böyle koydum. Anladım oğlum. Bir tip atmayacak mısın? Ne tip atmayacak mıyım? Hani bir sakal diyorum atmayacak mı? Git berberde tıraş ol oğlum. Ben mi tıraş edeceğim seni? Tip hani bahşişte diyorlar. Ha iki tane torba taşıdın diye benden para da mı istiyorsun? Ulan zaten ben taşı demedim ki sana, sen kendin saldırdın. Ben ne bileyim canım senin cimri olduğunu. Hoş geldiniz babacığım. Hoş gördük kızım. Bakıyorum ki kapıcımızda pek bir samimisiniz. Ama ne çok konuşuyor bu adam. Her şey bunu sokuyor, benim sinirimi bozuyor ya. Geçin şunları geçin. Alın şunu. Hadi geçin. Yiğit gel yardım et. Hoş geldin hayatım. Hoş gördük Mevlem. Sana güzel bir haberimiz var. Hayır dur, güzel dur. Baba, alt katı ben istiyorum. Hayır usta, bana söz vermiştin. Ben seni dükkandan kovmamış mıydım oğlum? Sen beni dükkandan kovdun, evden kovmadın ki. Baba, ben kira bile öderim. Ben de öderim. O ne verirse 50 fazlasını veririm. Ben 100 fazlasını veririm. Ya abicim bir susar mısın sen ya? Sen sus ya. Çocuklar kavga etmeyin. Bu konu için tartışmanıza hiç gerek yok. Çünkü biz alt katı kiraya verdik. Kime verdik? Yabancı değil, sen çok iyi tanıyorsun. Jale Hanım ve kocasına. Hı? Sana bir şey diyeceğim hayat. De bakalım. Bizim Gonca aşık olmuş. Efendim? Gonca diyorum aşık olmuş. Yiğit günlüğünde Gonca'nın böyle kalpler falan görmüş. Olmaz öyle şey. Ne aşkı ya bu yaşta? Ay ben de öyle dedim. Olmaz dedim. Sen lise sınavlarına odaklan dedim. Yani kafanı meşgul etme dedim. Kimmiş peki? Yani kime aşık olmuş? Nereden çıkıyor ya böyle şeyler? Ay lütfen nereden bileyim hayatım? Allah Allah. Bileceksin Gülşen, bileceksin. Bana bak, o günlüğü ele geçir, oku. Tamam mı? Sonra da bana söyle, ben de gidip bacaklarını kırayım. Lütfü, şiddete gerek yok güzelim, şiddete gerek yok. Kırarım vallahi. Zaten babama sinirliyim. Yani şu alt kat herkese nasip oldu. Bir bize nasip olmadı ya. Neyi sayıyorsun ya? Bin kere saymam lazım da. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Ah ah ya. Geldin evimi benim can düşmanıma verdin değil mi? Niye düşmanın olsun Necati? Kızcağız sadece işini yapıyor. Evet, onun işi benim dükkanımı elimden almak. Çok düzgün bir kız. Ayrıca işi de iyi, kirayı da aksatmaz. Kocası sordun mu, kocasını sordun mu? Sormadım ama sanırım o da düzgün biridir. İnşallah. Ha bak Necati, sakın yarın sabah erkenden fırlayıp gitme. Jale Hanım gelip kira sözleşmesini imzalayacak. Gelsin gelsin, yazacağım zaten kontrata. Bundan sonra ikide bir dükkana gelip bu dükkanı sizden alıyoruz buraya, alışveriş merkezi yapıyoruz demek yok. Belki de derler. Ne derler? Seni şirketlerine ortak yapmak istiyorlarmış. Hadi papatyam, hadi kızım. Benim bayramlık ağzımı açtırma şimdi.
günaydın. Aa, hoş geldiniz Jale Hanım. Ay lütfen Jale deyin, artık kiracımız sayılırım. Peki. Aa, bir çay içer misiniz? Hiç zahmet etmeyin. Aa, ne zahmeti canım, siz geçin ben hemen getiririm, buyurun. Peki, peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Buyurun. Bizim aşağı kata talipmişsiniz. Evet. Vallahi ben eski çarşıları sevmeyen birinin bu mahalleye taşınmasını hiç anlayamadım. Aslında ben eski mahalleleri severim. Ama o çarşıdakileri ikna edip alışveriş merkezini oraya diktirtmek benim işim. Zaten sizi ikna edemezsem yakında işimden de olacağım. Beyefendi niye teşrif etmedi? Ha, eşim iş görüşmesindeydi de önemli. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben boş bir sözleşme getirdim. Dilerseniz birlikte dolduralım. Dolduralım, masaya geçelim. Tamam. Hep senin yüzünden. Peşimden gelmeseydin şimdi alt kat benim olacaktı. Lütfü abi, o eve benim daha çok ihtiyacım var. İç güvey olan benim. İç güveydin, şimdi iç manavsın. Hadi doğru kayınpederinin yanına. Hadi bakayım, yallah hadi. Lütfü abi, canım abim ya. Ya diyorum ki ustayla bir konuşsan da hani Rıza'ya ihtiyacımız var desen, hani tek başıma olmuyor falan desen de beni geri alsa dükkana ha? Hiç de öyle bir şey yapamam canım. Biraz akıllan, öyle gel hadi. Hadi. Sen de abi olacaksın ha. Yürü be. Buyurun. Ne oldu? Kimi arıyorsun? Annemi arıyorum. Bu işi çözse çözse o çözer. Alo. Anne ne haber? Evet. Tamamdır, bir bakın isterseniz. Bakayım canım. Jale Hanım, sizin çocuğunuz var mı? Yok, hayır. Aa, neden? Hüseyin'cim, herkesin çocuğu olacak diye bir şart mı var? Çocuk çok zor bir karar çalışan bir anne için. Hele de İstanbul'da. Tabii. Bir çeyrek daha geliyor. Efendim? Makine durmuştur. Ben çamaşırları çıkartayım. Tamamdır. Teşekkür ederim. İmzalayabiliriz. Hayırlı olsun. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Güzel günleriniz geçer inşallah. İnşallah. Bir çay daha içeriz değil mi? Yok, artık ben kalkayım. Aa, lütfen beni kırmayın. Hemen gidelim. Ben bir fotokopi çıkarıp size gönderirim. Tamam. Madem sizindi. Tamam. Hayırlısıyla, ne zaman taşınırsınız? En kısa zamanda inşallah. İnşallah, hadi bakalım. Feride'den bakıyorsun değil mi? Bakıyorum. Merhaba yenge. Aradığın adam bu değil mi? Aha. Ne yapıyorsun sen burada? Kim bu adam? Kim? Ceyhun, asıl sen ne arıyorsun burada? Şerla Hanım, kim bu beyefendi? Ah, eşim. Ne o ihtiyar? Heyecanlandın mı? Kocasıyım ben. Ceyhun, keser misin saçmalamayı? Sen ne işler çeviriyorsun ha? Ne işler çeviriyorsun burada? Ay, iyice saçmaladın artık ya. Sen işe diye buraya mı geliyorsun ha? Ne işler dönüyor burada? Neler oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ah, Necati Bey, çok çok özür dilerim. Sizden de Feride Hanım. Sakın bana iş görüşmesindeyim deme. İş görüşmesi evde olmaz, kim bu adam? Ceyhun, keser misin şunu? Ne ha? Yüzüm bembeyaz oldu. GPS var kızım elimde, GPS. Seni telefonu takip ediyorum. Nasıl buldum ama? Ha, inanmıyorum. Telefonuma GPS izleyici mi taktın? Takmadım ki, zaten makinenin içinde var. Ben seni buradan takip ediyorum. Attığın her adımı görüyorum. Nasıl? Şak diye yakaladım ama. Ay, iyice saçmaladın artık ha. Burada umduğun gibi bir şey olmuyor Ceyhuncuğum. Ben buraya yeni bir ev kiralamaya geldim. Beyefendi de bizim yeni ev sahibimiz. Dünyada ışık hızından daha hızlı bir şey var. O da kadınların yalan söyleme hızı. MC kare değil, MC küp. Pes. Bana bak evladım. Önce bir sakin ol bakalım. Sonra bir etrafına bak. Burayı neye benzetiyorsun? Biz kimiz? Bak, benim adım Necati. Bu benim karım. Bu benim gelinim. Ben de onun kapıcısıyım. Sen sus. Merhaba, ben Feride. Ben Gülşen. Ben bu evin sahibiyim. Bir de aşağı katın sahibiyim. Karın da aşağı kata kiralamak üzere talip. Onu konuşuyoruz. Otur bakalım şimdi, seninle de konuşalım. Bir dakika. Şimdi ne evi, ne kirası?
Benim niye haberim yok bundan? Madem ha haberin yok, haydi bakalım dışarı. Hamit, sen sus oğlum. Sen çık bakayım, tamam. Bunlardan kiracı olmaz. Tamam, hadi. Aa, Necati Bey, imzaları da attık nasıl olsa. Biz şimdi gidelim, ilk fırsatta da taşınırız. Hadi, yok yok, acele etmeyin. Ceyhun Bey otursun. Ceyhun, bu Ceyhan mıydı? İsmi Ceyhun. Ceyhun. Bir otursun, bir çay içelim bakalım, iki satır konuşalım. Hadi abi, al çay. Evet çaylar. Buyur Subutay kardeşim. Eyvallah, sağ ol. Müslük. Ver kanka. Al kankanla içersin. Bir tane Arzu'ya vereyim bari. Yok, içmez o. He? Yok. Tamam. Afiyet olsun. Ya Seyfo. Ha. Bak ben bu Subutay'a var ya çok kıl oluyorum ha. Elim ayağım titriyor. E normal abicim. Arzu'nun abisi. Ben de Özge'nin abisine kıl oluyorum. Lan bak ne diyorum ya. Şunu bizim zabıta şakasından yapalım mı? Ne olur lan. Yapalım da adamın bir falsosu olması lazım. Yuh oğlum daha ne falsosu olacak adamın? Dükkan ortadan ikiye bölmüş. Bir taraf komple korsan sildi. Daha ne arıyorsun yani? Doğru lan. Bir uyarırız onu. Alırız filmleri sonra zaten geri veririz ya. İyi. Yapalım yapalım. Kime yaptıralım? Tanımadığı biri lazım. Oğlum Rasim yok mu kadrolu zabıta? Rasim yapar işte. Doğru vallahi o yapar. Ha. Tamam. Ha. Tanımıyor da. Tanımıyor tanımıyor. Doğru. Her türlü. Rasim yaptırır. Çakal ya. Lütfü oğlum buralar pislik götürüyor. Temizle şunları ya. Baba erişe ben yetişemiyorum. Rıza'yı geri mi alsak? Yok canım. Ya burnunu sütsün. Necati Bey. Oo Makbule Hanım, merhaba. Bana bak, bu Makbule geldi yine ha. Aa, sahi mi? Rıza'yı işten çıkarmışsın. Evet. Evini de Rıza'ya vereceğine başkasına kiraya vermişsin. Evet, öyle oldu. Yani ben babasını bilsin, çocuk kendini güvende hissetsin derken... maşallah en büyük kazıkları babasından yiyor. Şş, kazık mazık yok Makbule. Senin oğlun burada beni bırakıp ben denizlisiz tatile gitti. Ya ne olmuş gittiyse? Ya işte bunları konuşacak yer burası değil. Daha söyleyeceğin var mı? Olmaz mı? Var. Gel, geçelim içeri. Ha, içeri giriyorlar. Ben biliyordum böyle olacağını Semiha. Tabii oğulları var artık. Yani bunların sohbetleri hiç bitmez ki. Kim bilir belki bakarsın aşkları bile alevlenir. Ay kuruntu yapıyorsun Feride. Olmaz öyle şey. Ay, nereden biliyorsun? Bana bak, bizim Mahinur Hanım'ın bir falcısı varmış. Kadının geleceğe dair söylediği her şey çıkıyormuş. Gel, senin için de baktıralım. Ha? Kadına bir fal baktıralım mı? Vallahi doğru söylüyorsun. Benim artık öyle bir şeye ihtiyacım var. Kadın böyle kartlar açıyormuş, tarot kartları. Bugüne kadar daha tutturamadığı kimse olmamış. Hadi o zaman kalk gidelim. Aa, yok öyle gidemiyorsun. Sen çağırıyormuşsun kadının dükkanı falan yok o geliyor. O zaman ara hemen gelsin bizim eve. Şu Necati'nin gizli işleri de çıksın ortaya. Hadi ara ara. Arıyorum. Ara. Hayırlı olsun Ezgi'cim. Seyfolar istemeye gelmiş. Ay daha yeni haberim oldu. Sağ ol canım ama o isteme değildi, bayram ziyaretiydi. Yakında istemeye de gelirler artık. Yok, hiç sanmıyorum annemin onları kapıdan sokacağını. Ah be Özgeciğim, aşkın önünde hiçbir engel duramaz ki. Gerçi benim önüm bu konularda hep kapalı ama... Ya, keşke bir böyle geleceği gösteren makine olsaydı. O zaman insanların aklı bu kadar karışık olmazdı. Geleceği gösteren bir şey var canım, fal. Fal mı? Evet. Ay yok canım ben fala falan inanmam hayatta. Ay ben çok inanırım. Biliyor musun? Şimdiye kadar hiçbir falcı bana sevgilim olacağını söylemedi. Olmadı mı yani? Ya oldu. İşte hayrettin. Ne yaptım biliyor musun Özge? Gittim onun adını belime böyle dövme yaptım. Ama o ne yaptı? Gitti. Beni aldattı alçak. Düşünebiliyor musun? Benim gibi kızı aldattı. Neyse canım üzülme. Ben senin aşkı yakalayacağına inanıyorum. Ben yakaladım da önemli olan onun beni yakalaması.
Sağ ol canım, kolay gelsin. Sağ ol. Necati, ben biliyorsun hastayım. Mutsuzum ve çok yalnızım. Bir de Rıza'nın sıkıntıda olması beni çok üzüyor. Anlıyorum. Ya sen de birini bulup evlenseydin keşke. Biliyor musun Necati? Hayatımdaki en son aşkım sendin. Bir daha da başkası hiç olmadı. Keşke sen de evlenmeseydin. Makbule. Sen şimdi git. Bundan sonra konuşuruz değil mi? Ne zaman? Ben seni ararım. Ya hep böyle yapıyorsun Necati. Ararım diyorsun, aramıyorsun. Şöyle bir yere gidelim, baş başa oturalım, rahat rahat bir konuşalım seninle. Hadi yavrum, iyi günler. Alo. Alo. Vedat oğlum nasılsın? İyiyim Necati baba, sen nasılsın? İyi yavrum, Allah'a şükür. Vedat, senin bir otelci arkadaşın vardı değil mi benim hatırladığım kadarıyla? Doğrudur. Hah, şimdi bak. Senden bir ricam var. Bana yarın için denize bakan taraftan şöyle büyük, süit bir oda ayarlayacaksın. Ayırtırım da orası biraz tuzludur ama. Ya işte ben seni niye arıyorum oğlum? Bir indirim yaptırırsın diye. Yoksa kendim de arardım. İyi tamam, bir şeyler yaptırırım. Meyve şampanya da koysunlar, havyar falan he? Hadi oğlum be. Görüşmek üzere. Enişte. Ha. Hayırdır, otellerde şampanyalar falan ne oluyor? Kusura bakma, söyleyemem. Erkek erkeğe, canım söyle. Ya söylemiyorum kardeşim, söylemek zorunda mıyım? Bir işim var. Peki. Neyse. Ben de sana davetiye getirmiştim enişte. Buyur. Sağ ol. Hadi bakalım. Açıyoruz. Feride'ye. Bana. Ay bana da bakacaksınız değil mi? Ay bir önce bir Feride'ye baksın da. Hanımlar, herkes kendi gerçeğini kendi yaratır. Benim kartlarım buna sadece ışık tutar. Bir şey ben söylüyorum diye olmaz. Onu siz hayal ettiğiniz için gerçekleşir. Ben sadece sezgilerimle konuşurum. Anladım. Şimdi odaklanın lütfen. Konsantre olun. Ve kartlarıma inanın. Eğer en ufak bir şüpheniz varsa hemen söyleyin, ben gideyim. Yok yok, bizim hiç şüphemiz yok. Hatta biz şöyle şu tarafa geçelim, siz rahat rahat bakın. Hadi. Ay kalsaydık, ben çok merak ediyorum. Çatları bir şey versen. Konsantre olun şimdi lütfen. Ve sol elinizle bana 5 adet kart verin. Ne haber Gülşen abla? Ne oluyor? Anne tarot baktırıyor. Tarot mu? Evet. Lütfü, ben eve gidiyorum oğlum, sırtım ağrıdı. Biraz istirahat edeceğim. Tabii baba, Rıza'yı da kovdun. Sen de git. Yani Lütfü burada tek başına telef olsun. Ağlama Lütfü, ağlama. Seni duyan da günde 100 kiloyu satıyorsun zannedecek.
Oraya bir kağıt al da dövdüğün etleri kağıda koy. Sanki biz bilmiyoruz. Bugünlerde doğru dürüst gözünüze uyku girmiyor galiba. Çok endişeniz var. Ama sakin bir yaratılışınız var. Evet. Kılıç dörtlüsü. Hayatınızın bir bekleyiş içinde olduğunu söylüyor kart. Evet, Necati'nin sırlarının bitmesini bekliyorum. Tılsım imparatoriçesi. Kendinizden emin olmadığınızı gösteriyor. Çok büyük şüpheleriniz var. Evliliğiniz ya da süre gelen ilişkiniz karanlığa doğru gidiyor. Ama sonunda aydınlık var. Siz aydınlığı bırakın, karanlık kısmını anlatın. Değnek onlusu. Kendinizin ya da çevrenizdekilerin eski ilişkileri canınızı sıkıyor. Kendinize güveniniz yok. Bunun acısını çekeceksiniz. Sevdiğiniz bir insan arkanızdan bazı işler çeviriyor. Kandırılmaya, aldatılmaya bu aralar kendinizi hazırlasanız iyi edersiniz. Evet. Değnek kralının yüzüğü. Bu kart aşkı simgeler. Bu yüzük birine gidecek. Büyük, mabet gibi bir yerde ve aşk tazeleniyor. Aşk mı? Nerede? Kimle? Tarot isim vermez. Her şey sizin elinizde. Kendinize güvenmeniz lazım. Hoş geldiniz. Korsan film sattığınız yönünde ihbar var. Ne var? Korsan film. Yok. Korsan konuya boş. Bana... Sen bir çıksana dışarı. Bir dakika anlatabilirim. Neden boş bunlar? He? Bir dakika ne yapıyorsun filmler? Ya? Bir... Filmler nerede? He? Film falan yok, gördüğünüz gibi hepsi burada. Korsanlar nerede? Yok korsan falan, hepsi burada. He? Orada ya ne bir var? Çay söyleseydin, bir çorba falan içseydik. Rüşvet ha? Yok yok, tamamen mercimek çorbası. Çekil. Abicim çekilecek bir şey yok. Bakın orada kameralar burada, joystickler burada, şarj aletleri burada ve orijinal satıyoruz biz. Müşteri istediği zaman getiriyoruz. Yani korsan falan yok bizde. Orada ne var? Burası mutfak. Mutfak burası. Yani çayımızı, çorbamızı burada yapıyoruz. Hani dedim ya çay içelim. Daha yani burada yapıyoruz. Vay, burada gizli dönme varmış. Bunlar ne bunlar? He? Ya anlatıp. Bunlar ne? Çabuk hepsini bir torbaya doldur. Hepsini götürüyorum. Hadi. Gel çabuk hadi. Hadi bakayım. Haydut seni. Yürü. Yürü hadi. Tamam evet. Tamam topluyorum. Of. Lan bittik lan biz bittik. O toplarken ben de çay getireyim bari size. Ya Yusuf, Seyfo. Adam bütün filmleri götürüyor. Bir şey yapamaz mısınız? Vallahi yapamayız Arzu. Yani korsan yanlış bir şey nihayetinde. Ya lütfen Yusuf sen yaparsın. Ne olur. Ay ay ay. Oğlum galiba tam sırası lan. Ben şimdi içeri girip bunları Rasim'den kurtarayım. Hadi hadi. Değil mi? Tabii tabii. Hadi. Dur dur Arzu. Ah ya. Ya Rasim abim ya. Nasılsın, iyi misin? He iyiyim. Abim benim ya. Abi bak şimdi bu arkadaşlar çarşıda yeni. He. Çarşımıza yeni geldiler. Seni pek tanımazlar. O yüzden bu seferlik affediver be abi. Hay ağzını öpeyim Yusuf ya. Çok yaşa ya. Abi söz bir daha satmayacağım, söz. Sen karışma. Sen git işini yap. Abi. Çabuk topla bakayım onları. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Rasim abi ya. Sen yaparsın bir şeyler. Hadi abicim. Olmaz kardeşim. Olmaz. Yani adam. Tamam uzatma da. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yaptın abi ya? İşime karışma. Git. Eşime engel olma. Serseri herif. Yürü git. Çık dışarı. Tamam. Rasim abi. Çık çık çık. Sağ ol Yusuf. Ne olacak ya? Ne oldu? Oğlum biz bu adamı o kadar çok zabıta şakası yaptırdık ki bu kendini harbiden zabıta sanıyor ha. Öldürecektim ya. Şimdi sizin sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun, ben cevaplayayım. Bakın Sabahat Hanım. Bir saniye.
Küçük oldu kızım. Gördüm, telaş mı? Neler oluyor burada? Hiç. Nasıl hiç? Mumlar yanıyor, kartlar, matlar öyle. Bu tarot Necati. Narot, narot? Fal yani Necati Bey. Ne demek fal ya? Ayin mi yapıyorsunuz burada yani? Feride, sen fal mı baktırıyorsun? Yok canım, ben baktırır mıyım? Semiha baktırıyor. Aa, evet, evet. Sabahat Hanım, nerede kalmıştık? Semiha, sana hiç yakıştıramadım. Böyle saçma şey olur mu canım? Orada bir durum kasap efendi. Bakın kasap olduğunuzu bildi. Ne var bunda şaşıracak? Et kokusu almıştır. Astroloji bilimiyle ilgili hiç kimse saçmadır diyemez beyefendicim. Lütfen bilmiyorsanız öğrenin. Binlerce yıllık döngü ortaya çok anlamlı işaretler koymuştur. Asıl siz bilmiyorsanız öğrenin. Astroloji yıldızlarla olur. Böyle kartlarla ancak iskambil oynanır. Altı kol iskambil oynanır, pişti oynanır. Ay Necati, bunlar iskambil kağıdı değil, tarot kartı. Bana ben tarot falan bilmem, ben tarator bilirim. Böyle hani yoğurtla, cevizle, bayat ekmeği, limonlu, bir güzel esersiz sarımsaklı. Üzerinde bir iki dal maydanoz atasını. Bak ağzım sulandı vallahi. Bunun havuçlusu olur, pancarlısı olur, pancar tarator, havuç tarator. Beyefendicim, tarot kartları birer işarettir. Birer göstergedir, birer semboldür. Kainatın kendine ait bir düzeni, bir dengesi ve bir enerjisi vardır. Tabii, fal bakıp geleceği söylemenin de güzel bir geliri vardır. Necati, Sabahat Hanım geleceği söylemiyor. Sezgileriyle tahminde bulunuyor. Ya bu sezgi her insanda var, bende de var. Ben söyleyeyim size, bu hanımefendiye niye para veriyorsunuz? O zaman... Özge'nin falına baksın, siz de görün. Gel Özge'cim, gel. Aa, yok Semih abla, ben almayayım ya. Zaten böyle negatif enerjili bir varlık varken tarot açılmaz hanımefendiciğim. Hanımefendi, hanımefendi. Sen şuna ben bir şey bilmem, uydururum desene. Öyle mi diyorsunuz beyefendiciğim? İzleyin o zaman. Özge, gel kızım. Geç otur şöyle lütfen. Ay. Gel bakayım, gel gel. Sen bekardın değil mi çocuğum? Bakın bekar olduğunu da bildim. Ne var onu bilmeyecek? Gencecik kız, parmağında yüzüğü yok. Altı çocuklu gece kondu dolduran bir hanımefendi diyecek değil mi? Seç bakalım beş kartını güzel kızım. Seç kızım bakayım. Sol elinle çocuğum. Niye benim kızım sol ak değil ki, sağ ak. Beyefendi rica edeceğim, müsaade buyurun. Bu işin usulü budur. Estağfurullah, müsaade edin. Tamam. Şimdi bir dakika, ben bir şey soracağım. Siz şimdi bize gelecekten haber veriyorsunuz. Söylediğiniz çıkmazsa paramızı iade ediyor musunuz? Aa, olur mu öyle şey Necati Bey? Olur tabii canım, tüketici hakları diye bir şey var. Bana geleceğimi satıyor. Söylediği çıkmazsa ne yapacağım ben? Öyle işkembeyi kübradan atmak kolay. Derdiniz çıkmazsa gelir alırım parayı. Sabahat Hanımcığım, lütfen devam edin. Ay, kızım sen de seslene diğer kartlarına. Sonla. Sadece sol elini kullan çocuğum. Beş tane rica edeyim. Hadi bakalım. Bu güzel film. Adam tam psikopat. Evet. Buyurun. Tamam. En ağır cezayı alacaksın. Ne diyor lan bu? Hapislerde çürüyeceksin. Ya Rasim abi, ne yaptın ya? Kes! Bana şunu savunma. Bunları inceleyeceğim. Hele bir ayıp film falan çıksın, en az 30 yıl yersin. Ne? Ne 30 ya? Yağ mı? Yağ mı? Devlet Demir'le yağ gibi konuşma. Haydut seni. Lan bu nasıl bir psikopat lan? Çok sakat, çok sakat, çok sakat. Ha neyse, ucuz atlattık. Ben dükkanı falan kapatacak zannettim. Ya kızım, ne ucuz atlatması, görmüyor musun? Gitti bütün DVD'ler ya. Lan. 30 yıl falan diyordu oğlum. Öyle bir şey var mı ya? Olur olur. Bak bu çarşıda birinin başına geldi o eskiden ha. Hadi ya. Tabii tabii. Lan gitti lan. Gençliğim gitti. Paralan. Yok 100 yıl anasını satayım ya. Ulan adam öldürene vermiyorlar o kadar. Allah Allah. Evet. Değnek şövalyesi. Çok zor şartlar altında bir ilişki yaşadığını ve çok kaygılı olduğunu söylüyor. Bu ilişkiye karşı çıkanlar var.
Onu herkes biliyor burada da kim karşı çıkıyor? Annesi. Ay vallahi bildi bu paça. Ne oluyor peki sonra onu da söyleyin. Ters çıkan mahkeme kartına göre sancılı bir dönem yaşanacak. Feride, Seyfo'nun annesi seni mahkemeye veriyor. İşler ters gidiyor, ters mahkeme. Necati sulandırma lütfen. Ay bu sancılı günler derken yani ne demek istediniz? Kafası çok karışık. İki arada bir derede kalmış. Ne yapacağını bilmiyor zavallı çocuğum. Korku içerisinde. Sen onu biz de biliyoruz. Sonunda evleniyorlar mı? Onu söyle bakayım. Savaş arabasına göre bir zafer gözüküyor. Tamam babacığım, evleniyorlar bunlar. Onu bana sorsanız ben de bilirim evladım. Arabaya marabaya ne lüzum var? Hayır, öyle bir şey olmayacak Necati. Kızma Feride, ben söylemiyorum. Savaş arabası söylüyor. Hah, bak şeyin, Seyfo'nun annesi çıktı. Eli kılıçlı kadın. Necati susar mısın? Bu ilişkiye çok dikkat et çocuğum. Çok karışık bir ilişki. Herkes birbirine giriyor. Nasıl herkes birbirine giriyor? Sen korkma kızım. Annenle kaynanan birbirine giriyor. Kaynana deme Necati. Ya işte kaynana kartı değil mi bu? Ay beyefendiciğim, istirham ederim. Tarot'ta kaynana kartı diye bir kart yoktur. Bu kılıç kraliçesi. Hele kılıçlı kaynana. Bu kadın keser seni bak ben söyleyeyim. Beyefendiciğim yeter artık. Daha fazla bana hakaret etmenize, dalga geçmenize müsaade etmeyeceğim. Ben gidiyorum. Ya ne güzel oturuyorduk, bir kahve içerdik. Ben size kahve falı bakardım. Ya asıl uydurma olan kahve falıdır beyefendi. Bütün falılar uydurmadır. Kahve falı da hiç değilse bize bir kahve içmiş olursun. Ay Sabahat Hanımcığım, devam etseniz. Yani Özge'nin falını bitirseniz merak ediyorum da. Yani gerek yok bitirmesine falan. Sabahat Hanım, bana bakar mısınız? Yarın gelecek misiniz? Ha? Bana bakacaktınız, söz vermiştiniz. Bu adam bu evde olursa gelmem canım. Sabahat Hanımcığım, bu adam değil mi sizin kocanız? Evet. Lütfen söylediklerimi harfiyen takip edin. Ver çocuğum hırkanı. Feride, hani sen fal baktırmamıştın? Ay baktırdım, ne olmuş yani? Ne söyledi bu deli kadın? Boş ver. Bugün falcı gelmiş, niye söylemedin? Evet geldim. Yarın da gelecek tekrar fal bakmaya. Ay unutmayayım da yarın sorayım. Sınavı kazanacak mısın, kazanmayacak mısın diye. Yavrum bırakın bu fal işlerini. Şimdi falda, sınavda kazanamayacak çıksa ne yapacaksın? Olsun babacığım, olsun. Yine de bir şeyler doğru çıkıyor. Şu ablamın günlüğünde kalpleri de sor anne. Ay, seni çok kötü yaparım yine. Şşşt! Didişmeyin bakayım. Bir daha da öyle kalp merp duymayacağım ha, tamam ben mı? Ben de duymayacağım ha. Efendim Mehmetciğim. Ha canım. Ey öyle evde oturuyorduk. Sen nasılsın? Bana bak, koyunculuğa kırıldı. Gündüz aradım kaç kere. Yoktur. Öyle mi? Geçmiş olsun ya. Grip mi? Aa, virüs mü virüs? Bana bak Mehmet. Bu tek taş pırlantala kaç para oldu? Çok para be. Artık sen bana bir şeyler yaparsın ha. Bak yarın gelip alacağım yüzüğü. İşte böyle 50 cent, 60 cent, bir karat çok. Tamam. E sen olmazsan Kamran'a bırak yüzüğü, ondan al. Tamam canım. Hadi eyvallah. Değnek kralının yüzüğü. Bu kart aşkı simgeler. Bu yüzük birine gidecek. Ben bak. Çöp var mı Necdet amca? Kızım, çöp var mı? Yok babacığım, yok. Yiğit attı. Sizin yeni kiracılar taşındı bugün. Taşınırken bile kavga kıyamet. Sorduk mu Hamit? Vallahi bunlar kesin gecede kavga eder. Ben bir şey biliyorum da söylüyorum. Yavrum ederlerse ederler. Karı koca arasında bazen böyle münakaşalar olur. Sana ne? Bunlarınki öyle böyle değil. Adam bugün sinirlendi, sehpayı vurdu yere. Hamit, benim kiracılarım efendi insanlardır. Böyle şey yapmazlar. Hadi bakalım. Buldu. Fesat Hamit. Ne oluyor ya?
Ay, alt kattan geliyor bu sesler galiba. Saat kaç? Saat, ay 2:30. Ne yapıyor bunlar ya? Yıkıyorlar ortalığı. Bugün taşındılar ya, eşya yerleştiriyorlar herhalde. Bir bağıra çağıra eşya yerleştirildiğini de ilk defa duyuyorum. Taşınıldığı gün böyle gerginlikler olur. Ay taşınmak dünyanın en stresli işi Necati. İyi de saat 2:30 diyorsun. Saat 2:30'da böyle kavga edilmez ki bağıra çağıra. Tamam tamam, susarlar birazdan. Bak git konuş bu kadına yarın. Eğer böyle yapacaklarsa çıksınlar evimden. Dövüyor mu? Ne yapıyor bu kadını ya? Ay yok canım, hiç sanmam. Gideyim kırayım mı kapıyı? Yok yok, yapma. Yani ilk günden kapıya dayanmayalım. Susarlar birazdan. Hadi yat hayatım, yat. Ya niye bağırıyor bunlar ya? Nereden bileyim ben Lütfü? Tabii işte olacağı bu. Yani burada oğlu dururken evi başkasına verirsen işte olacağı budur işte, al. Lütfü, adam olaydın. Eve sahip çıkaydın. He? Bir şey ya. Gülşen. Ne? Ömrümü yedin. Ömrümü, ömrümü. Ay hadi Lütfü, uyumaya çalış hadi. Bir eksik yok mu Gülşen ha? Her şey, şey unutmadık. Tamam. Kahvaltı niye buraya hazırlandı bugün? Yeni kiracılarımızı davet ettim. Kızcağız ilk günden kahvaltı hazırlamasın. Öyle mi? Hadi bakalım. Ah, geldiler herhalde. Aa, günaydın, hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Buyurun, buyurun. Aa, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Gençler, buyurun. Hadi, hemen oturun, işinize geç kalmayın. Buyurun, maşallah, buyurun. Maşallah, maşallah. Benim işim zaten Necati Bey'le. Ne demek oluyor şimdi bu? Alışveriş merkezi için ikna edemediğim bir tek Necati Bey kaldı. Ya kabul etmiyorsa etmiyordur. Ne o yani peşinden koşmalar falan? Susar mısın lütfen? Çocuklar hadi başlayın, başlayın. Feride abla, zahmet etmişsiniz. Çok incesiniz. Ay olur mu canım? Zaten taşınırken yardım edemedik. Bari bir beraber kahvaltı edelim dedik. Sağ olun. Merceğiniz. Sağ ol Gülşen'cim. Bana bile yakmaz vallahi, bak sosis yapmış size. Ekmek alıyor musun? Hı. Sağ ol Necati amca. Buzum, karına da al. Teşekkür ederim, alır Baba mısın? Diyen... Yok, ben almayacağım. Çocuklar evde. Taşınırken bir sorun mu oldu? Şeyde bir eksik gedik mi var? Böyle biraz hararetli tartışıyordunuz da akşam. Gecenin 2:30'unda karınıza telefon gelse tartışmaz mısınız Necati Bey amca? Telefonuna bağlı oğlum. Herifin biri. Mr. Sarıkafa. Efendim şimdi Sarıkafa bizim şirketimizin mimarlarından. Kendisi patronumuzla birlikte Japonya'da. Yani burada gece yarısı olabilir ama orada gündüzdü. Ve iş için aradı. İş için miş için. Evli bir kadının evi gece yarısı aranmaz. Sabah arayacak. Ama Japonya'daymış. İnşallah öyledir. Vallahi ben Japonya maponya anlamam. Bak oğlum şimdi bu ev eski bir ev. Bunun duvarları yarım tuğla. Yani ince. Sesinizi biraz fazla çıkarttın mı yandaki daireden duyuluyor. Ya biz zaten bu eve niye taşındık ki? Ya banyoda jacuzzi bile yok. Küvet var. Yok, jacuzzi olacak. Jacuzzi olmadan da yaşayabilirsin. Ya sizin bu evde 3G bağlantısı da yok. Neden? Ne bileyim oğlum ben, telefon operatörü müyüm? Biz konuşuyoruz. Ya siz konuşursunuz da telefondan internete bağlanamazsınız. Yani kızım ben sana bir şey söyleyeyim. Senin bu kocan teknoloji kıskanç. Tekno kıskanç, tekno kıskanç. Çok doğru söylediniz. Yumurtadan da alın lütfen. Bana da bir tane anacığım. Buyurun Necati amca. Sağ olasın. Başıma iş açtın, iş, iş. Yani şimdi muhtara git, elektrikçiye git, sular idaresine git, telefon bağlat, hızlı internet bağlat. Altyapısı da var mı onu da bilmiyoruz. Ay git işte, ne işin var? Sağ ol. Çalışmıyoruz ya, işsiziz ya, işimiz yok ya, bütün ayak işlerinde beni kullan. Onu kastetmediğimi biliyorsun. Ay Necati amcan sana muhtarın yerini tarif etsin. Tarife ne lüzum var canım? Sen benimle gel.
Muhtar bizim dükkana yakın. Git işte bak, yakınmış. Sen nereye gideceksin? Şirkete tabii. Ben de senin şirkete geleceğim. Bakalım o Mr. Sarı Kafa şirkette mi, Japonya'da mı göreceğim? Ya gün bir de şey olacaksın, teknokıskanç. Şeyden görmüyor musun o uydudan, telefondan görmüyor musun Sarı Kafa nerede? Necati. Ya şaka yaptım, ortalık biraz yumuşasın diye oynatayım bir şey. Buyurun. Her zaman bekleriz. Saat kaç oldu? Niye açmadın bugün Yusuf dükkanı? Bir çay içmedik be. Gelir babacığım birazdan. Rıza. En iyisi sen şu caminin oradaki kahveye git. Bana bir çay kap gel bakayım. Hadi. Babacığım Yusuf birazdan gelir. Ya kahve çok uzak. Getirene kadar çay sor zaten. Bahane edip durma. Ben soğuk çay içiyorum. Ne biliyorsun sen? Hadi yürü bakalım. Bak. Hadi hadi. Ben içeri geçiyorum Salih abi. Dükkana mukayyet ol bakayım. Tamam baba. Bu ne lan? Rasim'in evine gittim abicim. Hı. Baktım bütün filmleri almış izliyor. Ondan o kadar ciddiye almış o zabıta rolünü. Vay çakal. Bastım gırtlağına hepsini aldım getirdim valla. İyi yapmışsın. Şimdi bunları Arzu'ya veriyorum. O da bana hayran oluyor. Çapkın. Nasıl fikir? Güzel. Nasıl fikir? Hadi. Hallediyorum. Günaydın Salih. Ne günaydın? Öğlen oldu. Allah Allah. Yusuf. Arzu merhaba. Bak size ne getirdim. Yoksa bunlar bizim... Evet, sizin filmler. Ya gittim zabıtaya. Dedim abicim dedim, bu çocuklar dükkanı yeni açtı. Çarşıda yeniler. Biz de büyüğü sayılırız, abisi sayılırız. Sen hariç subuta için dedim bunu. Büyüğü sayılırız dedim. Şey yapın, yardımcı olun dedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni. Ya çok teşekkür ederim. Ne demek Arzu, esnafız ya burada hepimiz. Hayırdır? Yusuf filmleri geri getirmiş. Vallahi mi? He, burada lan, hepsi. Lan Yusuf, kral adamsın lan. Ne olacak ya? Zaten zabıtaya lafım geçiyor, Allah'tan da bunları kurtarabildik. Bir bakalım da yanlış olmasın ha. Ulan ne mübarek adamım ya. Vallahi bak bir çektim, bir tutam aşk filmi geldi. Şunu izle, bu süper. Zaman yolcusunu. Ne oluyor burada? Hiç. Ne o elindekiler? Film abi. Korsan film mi satıyorsun yoksa? Aa yok yok, sen yanlış anladın. Ver bakalım şunları, imha edeceğiz. Gel sen de. Gereken neyse yaparız. Abicim, abicim. Bak bunlar benim değil. Tabii senin değil. Zaten bugüne kadar benimdir diyene de hiç rastlamadım. Yani. Hadi gel. Abi ya lütfen biraz konuşalım. Abi, abi. Seyfo yardımcısını kanka. Abi. Ya, abi bir şey desene. Ya tamam kızım, tamam. O halleder, zabıtayla arası iyiymiş. Baksana. Dalmış duruyorsun. Aşık mısın? Ay ne dalması? Ne aşkı canım? Hadi hadi saklama benden, biliyorum. Neyi biliyorsun Mahir? Vedat Bey'e aşıksın işte. Ya sussana, duyacak şimdi. Duysa ne olacak kızım, o sana yüz verir mi? Sana ne Mahir? Sana ne? Ha? O Sıla'ya aşık, onunla çıkıyor. Sen Vedat Bey'i unut. Sen burada bir garson parçasısın ya. Mahir, şimdi ben de seni parçalayacağım. Sen de bir garson parçası olacaksın. Ha? Aslında var ya, evli olmasaydım ben seninle çıkardım güzel bir kız. Mahir. Şşş, ne oluyor? Bu Melis var ya patron. Şey yok bir şey patron ya, bugün biraz karnım ağrıyor da. Ya geçmiş olsun. Sağ ol. Bana bak Mahir, eğer söylersen yemin ediyorum seni öldürürüm. Tamam tamam, Allah Allah ya. Yok canım, sanmıyorum. Merhaba. Aha, hoş geldin. Ay, bir şey mi konuşuyordunuz? Böldün mü? Yok yok, bölmedin. Ha. Aslında seninle ilgili konuşuyorduk Feride. Taylan. Benle mi ilgili? Evet. Yani sen benim kardeşim. Kusura bakma, her şeyi açık açık yüzüne söyleyeceğim. Neyi? Enişteyi dün otelden oda ayırtırken duydum. Hem de
Boğaz kenarında. Otel mi? Evet. Şampanya falan da ısmarladı. Ay senin hiç böyle bir şeyden haberin yok mu hayatım? Hayır. Vallahi gözünü aç Feride, benden söylemesi. Başka bir kadın olabilir. Ay Semiha, görüyor musun başıma gelenleri? Ben de dün gece yüzük sipariş ederken duydum. Yani dün Makbule de buradaydı. Kesin onunla buluşacaklar. Ay yok canım. Ay Semiha, falcı da bunları tek tek söyledi. Sen de kulaklarınla duydun. Yüzük dedi, geçmişteki bir ilişki dedi, muhabbet gibi bir yer dedi. İşte orası da otel, otel. Ay neredeyse paranoya yaptın diyeceğim ama yani kadının da bütün dedikleri çıkmış. Yani kesin bu da çıkar. Çıkmaz. Yani içini ferah tut sen. Hiçbir şey olmaz. Yok. Of ya Rabbim, of. Saat 8'de tam dediğim yerde olacak, olur mu? Oldu canım. Hadi hayırlı işler. Buyur babacığım. Rıza. Hı. Bu ne lan? Gelirken çayın yarısını tökmüştü be. Şuna bak. Kahve uzak ya, yolda gelirken biraz sallandı. Bahaneye bak. Bir çayı tökmeden getirmesini bile beceremedin. Hadi. Ustacığım, bunlar senin için. Ne bu lan? Çiçek. İçimden geldi. Belki şu zavallı çırağına acırsın da manavdan kurtarırsın diye düşündüm. Ne oluyor bakayım orada? Ver şunları. Sen de yürü dükkana git bakayım. Neyini beğenmiyorsun sen manavlığın? Sen bana para vermiyorsun baba. Allah Allah. Ben sana kızımı verdim. Bir de üstüne paramı vereceğim lan. Yürü dükkana. Hadi. Sen de hiç heveslenme. Onu benden geri alamayacaksın. Artık o bana ait. Saliha. Eksikler listesini çıkar. Rıza halden gidip onları alacak. Halden mi? Tabii halden. Sabahleyin sağ 3'te gideceksin alacak. Hadi. Bak bunları da karına ver. Ay, o oteli öğrenmem lazım. Gidip baskın yapacağım ve bütün gerçek ortaya çıkacak. Hayatım bence git konuş, engel ol. Yok hayatım, bundan sonra konuşmak yok. Yani konuştukça ben kaybediyorum çünkü sürekli yalan söylüyor. O da doğru. Deniz kıyısındaki bütün otelleri arayacağım. Hangisine rezervasyon yaptırmış öğreneceğim. Hayatım söylemezler. Kocam beni aldatacak diyeyim de bak nasıl söylüyorlar. Ama kardeşim bak kemancı çok mühim ha. Şöyle el yüzü düzgün, klasik çalabilen, tamam mı? Hadi teşekkür ederim. Baba, ne iş? Çiçekler, kemancı filan. Of, of. Necati. Açsana. Açayım. Alo. Feride. Efendim. Canım ben bu akşam arkadaşlarla yemeğe gidiyorum. Beni beklemeyin hem canım. Hangi arkadaşlarınla buluşuyorsun? Ya işte Ali, Osman, Ali Osman, Memduh. Nuri, sayayım mı daha? Peki nereye gideceksiniz? Meyhaneye. İyi tamam. İyi eğlenceler. Tamam canım. Hadi sağ ol. İşte tam tahmin ettiğim gibi. Gece arkadaşlarıyla gezmeye gidecekmiş, gelemeyecekmiş. Kesin aldatacak beni. Yani %100. Of. Şu başıma gelenlere bak Semiha, ben hala bir şey öğrenemedim. Ay söylemezler dedim sana. Hiç oteller müşterilerinin bilgilerini verir mi? Gülşen, çocuklar. Kimse yok galiba. Of, of, of. Semiha, ay bak aklıma ne geldi. Vedat'ın bir arkadaşı vardı, otelci. O benim için araştırma yapabilir mi acaba? Telefon. Efendim Taylan. Şimdi mi söylenir? İyi peki tamam. Ne diyor? Önemli bir şey değil canım. Çalıyor.
Efendim? Vedat oğlum, senden bir şey isteyeceğim. Hani senin bir otelci arkadaşın vardı. O benim için bir araştırma yapabilir mi? Hallederiz anne. Bak şimdi, Necati bir otele rezervasyon yaptırmış ama ben o otel, hangi otel bulamıyorum. Allah Allah, ne rezervasyonuymuş bu? Vedat, galiba Necati beni aldatıyor çocuğum. İşte oteli bulsam onu da öğreneceğim. Hadi ya, bulurum ben o oteli. Necati Usta'yı denize atarım. Hadi gel buraya, beraber gideceğiz. Vedat. Gel dedim. Sen buraya gel, birlikte gidelim dedi, kapattı telefonu. Hadi gidelim o zaman. Ay yo yo, ben Vedat'ı bu işe bulaştırmam. Zaten sinirli çocuk. Şimdi sinirlenip bir şey falan yapar. Yok yok, gidelim bak. İnan bana, bunu bir tek Vedat bulur. Hadi yürü yürü. Hadi. Hadi hadi hadi. İyi iyi, gidelim bari. Ay bir başıma gel. Hadi. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarım, artık bekliyorum. Papatyam, seni özlüyorum. Neden sen ki böyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çok önce naz ediyorsun. Evlenme yıl dönümün kutlu olsun karıcığım. Ay inanmıyorum. Bugün mü? Bugün. Bugün. Ben de bugünü böyle küçük bir hediyeyle süslemek istedim. İyi günlerde. Güle güle kullan yavrum. Ay çok teşekkür ederim canım. Ay sizlere de çok teşekkür ederim. Semiha, sen biliyordun değil mi? Vallahi demin evde öğrendim. Biz de enişteden boşu boşuna şüphelendik. O otel rezervasyonunu da ikiniz için yapmış. Yakışır anneme. Benim. Canım. Gel kızım. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. Ben de sağlık delikanlı. Nice yıllara enişte, nice yıllara. Hadi bakalım, çal bir şey elinden. Oh be. Babamlar evde olmayınca şahane oluyor vallahi. Hmm. Ben sana söylüyorum hayatım, taşınalım diyorum. Yani bir bağımsızlığımıza inan edemedik. Ya dur aşkım, dur bak. Şimdi keyfimi kaçırma benim bak. Yani hazır çocuklar da uyumuşlar. Her şey dört dörtlük. Pembişleri de giymişsin. Lütfü. Sen benimle böyle zaman geçirmeyi seviyor musun aşkım? Seviyorum tabii aşkım ya. Sanki başka kimse mi var? Ne yani? Başka biri olsa benimle böyle zaman geçirmezsin yani. Onu mu demek istiyorsun sen? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi başka biri? Sen söyledin Lütfü. Allah Allah ya. Ha. Bak, yarın tarot falı baktıracağım. Tarotta her şey çıkıyor ona göre. Eğer biri varsa, o kağıtlarda da çıkarsa senin gözünü oyarım ben. Aşkım merak etme. Başka biri yok. Bir tek sen varsın. Bebişim. Gel bakayım. Ne dedin sen? Bebişim. Ay bebişim. Bir daha söylesene. Bebişim. Ay ne güzel. Eskiden hep söylerdin. Evlendiğimiz zaman çok söylerdin. Sonra birden kesildi. Tamam merak etme hayatım. Ben aradaki farkı hemen kapatırım. Hı. Bebişim, 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 bebişim. Yine başladılar ya. Evet ya. Nedir bu dandun 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 dandun? O değil. Çocuklar oyanacak şimdi. Lütfü. Bana bak, bu adam kadını dövüyor olmasın ha? Hayda bu saatte. Şale gel buraya. Gel buraya dedim.
Çöp mü? Hayır, çöp değil. Necat amca evde mi? Yok. Bu sizin kiracılar apartmanı yıkıyor ya. Duyuyoruz. Böyle olmaz ama. Ben Necat amcayı uyardım. Alma dedim, kiralama dedim. Oğlum gelip bizim kapıyı çalacağına gidip onların kapısını çalsana. Gürültü yapmayın desene. Valla şu an biraz riskli. Adam sinirini benden çıkarabilir. Senin görevin bu. Karı koca arasına girmeyeyim şimdi. Girdin zaten. Bak karı, koca, Hamit. Çek. He, oldu. Hadi. Lan ya. Ya babama bak ya, ne uyanık ya. Yani gitti otel odasına yerleşti. Tantanayı biz çekiyoruz. Biz de gidelim lütfen. Yok yok, şimdi kesilir gürültüleri. Bana bak. Hı. Nerede kalmıştık? Bebişim. 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 Aşkımcığım, ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Ya, benim sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? İyi. Tamam. Hani bayramda biz size ziyarete gelmiştik ya ailecek. Evet. Hani annem de seni istemeye kalkmıştı. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Tekrar gelmek istiyorlar. Bu sefer harbiden isteyecekler. Bu muydu iyi haber? Evet. Ya nedir bu acele Allah aşkına Seyfo? Biz daha bu olayı kendi aramızda bile konuşmadık. Sen bana evlilik teklif etmedin, ben de kabul etmedim. İşte bu da kötü haber. Yani bunu bir ara halletmemiz lazım. Ne ara hallederiz? Yani şimdi mi hallederiz? Sonra mı hallederiz? Sonra Seyfo'cum, sonra. Tabii, doğru, haklısın. Sonra bir ara halletmemiz lazım. Aceleye gelmez bu işler tabii. De, annemden hızlı davranmalıyız. Sen bir şeyler okuyorsun galiba. Evet, yeni oyuna bakıyorum. Ha, hayırlısı olsun. Neyse ben gideyim, sen rahat rahat bak. Haydi o zaman. Haydi bakalım. Bebişim, 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 be... Be... Kapı. Aman be. İnternete bağlanmam lazım. İnternet kahve mi burası? Çok önemli bir konu var. Yine şifresini değiştirmiş. Kim değiştirmiş? Jale. Yenge iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Bana bak birader. Kablosuz modemin şifresi ne? Bir şey diyorum. Ya aile var diyorum. Dan diye giremezsin diyorum. Feride Hanım, neye ihtiyacınız olursa gelebilirsiniz dedi. İnternetle bir ihtiyaç. Şifresi ne? Bilmiyorum. Yenge, şifresi ne? Ben neden bileyim ayol, çocuklar biliyor. Kaldırıverelim bir zahmet, hadi. Ho ho! Yarın sabah çocuklar okula gidecekler ya. Allah Allah. Neyse neyse, bende şimdi bir program var. Çat diye iki dakikada kırarım onu. Neyi kırıyorsun? Sabahtan beri kırıp döküyorsun zaten ya. Bir şey kırma artık, yeter. Yok yok, şifre. Aa. Asıl önemli olan Jale'nin face şifresi. O ne ayol? Canım, arkadaşlık sitesi var ya işte, o. Aa. Yeni yeni herifleri arkadaş listesine eklemiş. Yazdıklarını görmüyor musun zaten? Usta, önemli olan direkt mesaj. Direkt mesajı görmek lazım. Bak, ben sana şimdi direkt bir mesaj veriyorum. Çek git bu evden, hadi. Ya var ya, siz de bir alemsiniz. İnsan virüsünün şifresi nasıl bilmez, ha? Bilmez, bilmiyoruz. Ne yapalım, Allah Allah. Bana bak, işini gör, çabuk çek git, hadi. Karıcığım, ben de acıktım, bana bir şeyler hazırla. Yenge varsa ben de şöyle demli bir çay alırım. Yok çay may, demli de yok, çay da yok. Hadi, işini gör git. Ben çıkıyorum. Müşteriler kalkınca siz de kapatırsınız. Hı. Tamam patron, sen merak etme. Nereye gidiyorsun Vedat? Bey? İşim var. İnsanın bu saatte ne işi olur ki? Eğlenmekte bir iş sayılmaz mı Melis? Ay, niye iş olsun ki? Hem eğlendiğiniz için size para mı veriyorlar? Melis, yine garip garip soruların başladı. Affedersiniz. Allah Allah. Kiminle peki? Yahu sana hesap mı? Selam. Selam. İstersen hiç oturmadan hemen çıkalım. Olur. Nereye gidiyoruz peki? Önden yemek yiyeceğiz. Sonra da bir yere gideceğiz. Tamam. Hadi. Çok güzel bir yere götüreceğim. Tamam. Tamam. Sus Macir. Sus.
İşte ben bu herifi dövmeyeyim de ne yapayım, ben ne yapayım? Müdürcüğüm sinirlenme hayatım. Zaten asabi biri, bırak boş ver. Yapsın işini, gidecek zaten. Ya saat kaç oldu ya? Müdürcüğüm gider şimdi, gider canım. Allah Allah. Eyvah, karısı da geldi. Allah Allah. Ceyhun burada değil mi? Ceyhun Bey, eşiniz sizi almaya geldi. Buyurun. Yine şifremi kırmaya çalışıyor. Allah'ım ya, ben ona buyurun diyorum. Öteki buyuruyor ya. İnsanları rahatsız ediyorsun Ceyhun. Hadi kalk, gidelim. Eğer masum olsaydın, şifreni bana kendim verirdin. Söyle, ne yazıştın o çocukla? Kimseyle bir şey yazıştığımdan değil. Sen bana güvenmediğin için şifremi sana vermiyorum. Herkesin şifresi kendine özeldir canım. Ama ben sana bütün şifrelerimi veriyorum. Ay, senden şifreni isteyen yok ki. Doğru. Sen beni sevmiyorsun. Ama ben seni çok seviyorum. Bu evlilikte bir aşık varsa o da benim, ben. Aynı zamanda bir kıskanç var. O da sensin. Ben karımı her şeyden, herkesten çok seviyorum. Canım, seni kimselere yar etmem. Senin için dünyayı yıkarım. Senin için dünyayı yakarım. Sen benim her şeyimsin bir tanem. Senin için ölürüm. Sen... Yavaş. O zaman biz müsaadenizi isteyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle, güle güle. Manyak mı bunlar, herkesin ortasında böyle? Lütfü, sen beni bir kere böyle kıskanmadın. Neyini kıskanacağım? Yoksa senin de mi hesabın var bu sitede? Yok canım, ne hesabım olacak Allah'ım? Neyi kıskanacağım o zaman, ha? Söyle, yoksa dağıtırım o siteyi ha. Yok Lütfü, ne alakası var? Yoksa başka biri mi var? Yok canım, saçmalama, Allah Allah. Ha. Yoksa benim kadınımı kimse benim elimden alamaz. Gülşen. Hı. Gel bakayım. Hı. Gel kız. Geliyor mu? Bebişim. Pembişim. Feride Hanım gelmişler. Ay Semiha, muhteşemdi. Ömrümün sonuna kadar o otelde yaşayabilirim. Hayatım, herkes ömrünün sonuna kadar o otelde yaşamak ister. Ama maalesef evlilik yıl dönümleri senede bir gün. Haklısın. Evlilik yıl dönümleri daha çok olmalı. Mesela her hafta bir gün. Ay çok güzeldi, çok. Günaydın enişte. Günaydın kanço. Geliyorsun davete değil mi? Ya say, nedir o davetiye, ben bir şey anlamadım ondan. Taylans lojistik olarak Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı'na yüklüce bir bağışta bulunuyoruz. Bravo. Aferin bak, vallahi şimdi hoşuma gitti. Madem ki para kazanıyorsun, yardımını yapacaksın. Sağ ol enişte. Ayrıca çok da güzel reklamımız olacak, basında geliyor. Oo, işte bak, bu olmadı. Ne olmadı enişte? Yani şimdi bağışı öyle bağıra bağıra yapmak hiç iyi bir şey değildir yani. Sen şimdi şirketin reklamını mı yapmak istiyorsun, oradaki insanlara yardım etmek mi istiyorsun? İkisi de bir arada enişte, işte hem yardım ediyoruz hem de reklamımızı olmaz, yapıyoruz. Olmaz, olmaz. Kusura bakma yani, ben öyle göstere göstere reklam yapan adamlardan nefret ederim yani. Kime ne zararı var ki enişte? Kimseye zararı yok. Ama olmaz yani, şirketin reklamını yaparken bağış olmaz. Yani bağışı reklama bağlamak ayıp. Anlatabiliyor muyum? Benden sana tavsiye. Sen oraya sessiz sedasız git, bağışını yap. Hem Allah indinde kabul olur, hem kul nezdinde makbul olur. Saçmalama enişte, organizasyon yapıldı. Bizde iş yapan bütün firmalar davet edildi. Artık olmaz. O zaman kusura bakma, ben gelemem. Bu benim anlayışıma çok ters. Selam. Ay merhaba. Abi, bravo sana. Yani mağdur kadınlara yardım etmen çok güzel bir davranış. Evet ama Feride, ben bu işi biraz reklam amaçlı düşünmüştüm. Galiba hata yapıyoruz. Canım bilsin insanlar, ne var bunda? Olmaz öyle şey Semiha. Yani önemli olan burada o kadıncağızlara yardımcı olmak. Yani milleti toplayıp da bu işi sulandırmanın alemi yok. Alo Sıla, merhaba. Bu bağış için yapacağımız daveti iptal etmeni istiyorum. Biz sessizce gidip bağışımızı yapacağız. Tamam, teşekkür ederim canım.
Oh. Merhaba Necati Usta. Merhaba Seyfo. Rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah oğlum. Ya ben sana bir konuda bir şey danışmak istiyordum. Tabii. Gel, gel. Buyur otur. Benim kafam çok karışık usta. Yani Özge konusunda. Evet, biliyorum. Şimdi... biliyorsunuz... Feride abla beni pek beğenmiyor. Abisi de öyle. Hani durum böyleyken Özge'yi evlenmeye zorlamam doğru olur mu? Hani zorlamalı mıyım? İşte evladım... annenin babanın kabul etmediği... binlerce evlilik yapılıyor dünyada. Ya bizim memleketimizde de öyle. Sonra gençler onların gönüllerini alıyorlar. Burada önemli olan sizin birbirinizi sevmenizdir. O da bir muamma. Nasıl muamma? Yani şimdi Özge annesi beni istemediği için mi bana mesafeli davranıyor... yoksa kendisi mi istemiyor onu bilemiyorum. Onu da ben öğrenecek değilim herhalde Seyfo. Doğru, haklısın usta. Sen bu kıza evlenme de teklif etmedin değil mi daha? Yok, edemedim işte. Mesele de o ya. Bak delikanlı, çok uzadı bu iş. Sen bir defa teklifini yap. Olumlu olumsuz cevabını al, bitsin artık. Haklısın usta, doğru. Değil mi? Yani insan kendine güvenmeli. Çünkü senin özgüvenin olmazsa kız bunu anlar. Hmm. O yüzden sen gayet samimi, içten, yürekten teklifini yap, cevabını al. Yani her halükarda cevap seni mutlu eder. En azından mutsuz olmazsın. Peki. Yani bu durumda ne iyi olur. Sağ olasın usta. Sen de sağ ol. Teşekkür ederim. Güle güle oğlum. Özge. Sen ne düşünüyorsun kızım? Bir sıkıntın mı var? Yok, bir şey düşünmüyorum anne, iyiyim. Bir insanın kalbiyle aklı birbirini dinlemezse böyle sıkıntı olur. Eğer insanın aklıyla kalbi birbirini dinlemezse insan da aklın yolunu seçer. Artık canım sen de. Sen benimle evlenirken aklın yolunu mu seçtin? Tabii. Ya ben sonra kasabım dedim, 3 defa evlendim, ayrıldım dedim, 5 tane çocuğum var dedim. 6. Neyse yani şimdi aklı olan bir kadın benim gibi bir adamla evlenir mi? Sen kalbinin sesini dinledin yavrum. Yani bazen de pişman olmuyor değilim. Dün gece otelde odamızda hiç öyle demiyordun ama. Necati, iyi ki seni seçmişim. İyi ki benimle berabersin. He? Ben onları şaka söyledim. Tabii tabii. Ben Özge'ye aklını kullanmasını öneriyorum. Ben de kalbinin sesini dinlemesini öneriyorum. Aklını kullan kızım. Kalbinin sesini dinle kızım. Oh. Aslında dengede olması lazım. Kalp nedir? Duygu. Akıl nedir? Matematik. Şimdi bir insanda akıl öne geçtiği zaman her şeyi matematik gibi görünce duygu der ki yok sen çok matematikçi oldun. Biraz da insan ol, hisset. Çok duygusal olup da aklı unuttuğu zaman o zaman akıl der ki biraz matematikçi ol çünkü her duygunun bir matematiği vardır. Vallahi senin tarafçı bile söyledi. Savaş arabaları bu işin sonunu zafer olarak görüyormuş. Yani ben Özge'nin o çocukla evlenmesini istemiyorum. Sen de kalkmış cesaret veriyorsun. Ben şimdi cesaret mi verdim? Verdin tabii. Ya dengede ol dedim. Hamitciğim çöp olduğu zaman kapıya koyuyoruz biliyorsun. Yorma kendini Feridem. O da biliyor çöp olmadığını. O için bir şey söylemeye gelmiştir. Gel bakayım gel. Ne söyleyeceksin Fesat Hamit? Teessüf ederim. Teessüf ederim Necati amca. Ne fesatlığımı gördün? Ne diyeceksin? Yeni kiracılarımı mı şikayet edeceksin? Valla ben şikayetçi değilim ama komşular çok rahatsız. Dayım mesaj attı. Böyle olmaz diyor. O dayına söyle, mesaj falan atacağını gelsin benden yüz yüze konuşsun. Ben de vereyim cevabını çatır çatır. O zaman siz bana çatır çatır cevabı verin, ben gidip kendisine iletirim. O zaman git dayına söyle. Der ki yahu, Necati amca diyor ki evlilik halidir. Her evde çoluk çocuk zaman zaman bağırışma olur. Bunlar da yeni evliler, yeni taşındılar. Bağırmışlardır bir defa, oldu bitti. Sabırlı olsun biraz. İyi peki iletirim. Hah. Hadi güle güle abi.
Güle güle. Ama bunlar da çok oluyor bak yani bu hakikaten bunları kovacağım ha. Tamam hayatım, fevri davranma. Ben bir önce Jale'yi çağırıp konuşayım onunla. İyi tamam. Dur şurada bir yere telefonu yazmıştım ben şunu. O zaman o çocuğu da çağır, ben de onunla konuşayım. Seyhun mudur, Ceyhun mudur nedir? Tamam hadi. Geç canım, geç. Ay kusura bakma Jale'cim, yani seni de böyle apar topar çağırdım ama. Ay yok yok, çok iyi oldu. Gerçekten fıttırmak üzereydim çünkü. Ben de zaten onu söyleyecektim. Yani geldiğiniz günden beri bir bağırış, bir çağırış. Hani konu nedir, biz yardımcı olabilir miyiz diyecektim. Necati Bey amca, aslında ben aile hayatımı başkalarıyla konuşmayı sevmem. İyi ki sevmiyorsunuz be oğlum yani. Aşağıda evde ne konuşsanız bütün komşular duyuyor. E bir de bizim önümüzde de kavga ettiniz. Nedir sizin derdiniz? Ne yapayım? Ne yapayım? Etrafımızdaki bütün erkekler bal görmüş sinek gibi Jale'nin etrafında dolaşıyorlar. Sana öyle geliyor olmasın? Ne yani? Ben uyduruyor muyum? Estağfurullah, uydurmuyorsun da şimdi insanın karısı güzel olunca... hani haklı olarak biraz kuruntu yapabilir. Rahat rahat çalışamıyorum bile. İş yerindeyken sürekli arıyor. Maillerimi, mesajlarımı sürekli okumak istiyor. Yani ne bileyim, akşam ya da gece yapılan yemekli iş toplantılarına bile katılamıyorum. İzin versem her gece dışarıya çıkacak, toplantıya gidecek. Ya evli bir kadının gece yarısı sokakta ne iş var? Yavrum haklısın belki tabii de ekmek parası. Ben kazanırım ekmek parasını. Ya kazan o zaman. Zaten bak sen işin olmadığı için bu kadar gerginsin. Bir erkeğin en büyük derdi işsizlik. Oo, elimi sallasam 50 tane iş bulurum ben, 50. Hadi be aslanım, salla şu elini de hepimiz rahatlayalım. Şu anda işi yok ya, ondan psikolojisi bozuk herhalde. Hayır, hep böyleydi. Yani şu aralar biraz daha abarttı tabii ama kafayı iyice bana taktı. Ama seni çok seviyor, bu her halinden belli. Hem seviyor hem deli ediyor ama. Vallahi evladım, benim size söyleyeceğim şu. Siz kavga ederken bütün apartman sizi dinliyor. Hani kavga etmeyin diyemem. Yani kavga bir evin tadı tuzu biberidir. Ama biraz yavaş olun, biraz desturlu olun. Birbirinizin kafasına bir şey atmayın, duvarlarda bir şey kırmayın. Hep o atıyor. Geçen gün bir baktım uzaktan vazo geliyor. Kafayı yedim ama duvarda parçalandı. Sen erkeksin, alttan alacaksın biraz. İyi tamam tamam, bir daha gürültü yapmayız. Hani bakıyorum siz de ev sahibinden çok aile terapisti gibisiniz. Sağ ol, teşekkür ederim de. Netice itibariyle siz benim kiracımsınız. Apartmanı rahatsız ederseniz çıkarırım evden. İşte geldik. Hoş geldiniz. Kafama vazo fırlatıyorsun, gürültü yapıyorsun. Ondan sonra senin yüzünden burada iki saat nasihat dinliyorum. Bana bağırma. Telefonumu kırdın. Gizli numara ararsak kırarım. Bana bak, o telefon tam 1000 liraydı. Vazo da anamın vazosuydu. 5000 liraydı, hiç 5. Hiç sevmiyordun bir kere sen o vazoyu. Neyini sevmiyorum? 5000 lira diyorum. Dursa sana ne zararı var? Tamam, bağırmayı keser misin? Ha, atma biraz. Ay bunlar birbirlerini seviyorlar ama yani Jale haklı, çocuk çok kıskanç. Çocuk da haksız değil. Jale de biraz idare etmeli, adamın işi yok. E canım ama Jale'nin işi kolay mı? Kız hem işte çalışıyor hem evi geçindiriyor. Akşamları da bunun kıskançlığını çekiyor. Ben de işsiz olsam, evde otursam sen de benim kafama vazo mu atarsın? Ay sen bu kadar kıskanç olsan ben senin kafana fırın atarım, fırın. Seven adam kıskanır Feride. Ayrıca sen de benim telefonuma casus yazılım yaptırmıştın. Ben sana bir şey dedim mi? Ama hayatım durup dururken mi yaptırdım? Senin o kadar çok vukuatın vardı ki. Benim vukuatım falan yok. Ama sen de az telekulak değilsin ha. Yani olabilir. Seven erkek kıskanır da seven kadın kıskanmaz mı? Ha, şöyle hizaya gel bakayım. Sonra da yanıma gel. Yani beni sen seviyor musun bana koca? Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Thank you.
Telefon? Ben geçen sene bu ağacın altında yine sana evlenme teklif etmiştim. Sen kabul etmemiştin. Haklıydım. Çünkü birbirimizi iyi tanımıyorduk. Ama şimdi tanıdığımızı düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Sen benim bu dünyada tanıdığım en güzel, en iyi kalpli ve bana kendimi en iyi hissettiren varlıksın. Ben senin için öyle miyim tam bilmiyorum ama artık bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü sensiz bir hayat düşünemiyorum. Ömrümün sonuna kadar seni seveceğimi ve seni mutlu etmek için var gücümle çalışacağımı biliyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Seninle evlenirim. Seninle evlenirim. Yüzük? Böyle bir şey işte. Takmayacak mısın? Başımızı yaptık enişte. İyi ki uyardın bizi, yoksa çok büyük bir hata yapıyorduk. Yani iyi oldu. Hayırlı olsun. Sana yakışan da bu. Ay çok iyi oldu bu. İnşallah bir faydamız dokunmuştur. Aa, dokunmuştur tabii. Türkiye'de her 4 kadından biri şiddet görüyormuş. Yani asıl bu sayıyı azaltmak lazım. Evet. Biz sadece cahil erkeklerin eşlerine veyahut da kadınlara şiddet uyguladığını zannediyorduk. Meğerse üniversite mezunu modern yaşayan ailelerde bile kadına şiddet uygulanıyormuş. Ne diyor adamlar? Eğitim cehaleti giderir ama eşeklik baki kalır. Ama ben yeni kuşaklardan ümitliyim yani. Yeni kuşaklar çok daha iyi olacak inşallah. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Selam millet. Aleyküm selam kızım. Hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk. Anneciğim, pazar günü misafirlerimiz geliyor. Ama ne güzel, kim geliyor? Seyfa ve ailesi. Bayram değil, seyran değil. Niye geliyorlar durup dururken? Beni istemeye. Seyfa sana evlenme mi teklif etti? Evet. Sen ne dedin peki? İstemeye geliyorlar dedim anne. Sence ne demiş olabilirim? Özge, beni bekle. Dur, bak ne diyeceğim. Gel buraya. Oldu bu iş. Acele etme işte. Seyfo doğru bir damat adayı değil. Ya sen istediğin gibi düşünebilirsin. Senden istemeyecekler ki kızı. Benden isteyecekler. Ben de vereceğim. Olur be işte öyle şey. Ben de onun dayısıyım. Yani aile büyüğüm. Bizim de elimiz armut toplamıyor herhalde. Vallahi sen ne toplarsan topla. Ben kızı vereceğim. Göreceğiz bakalım. Görürsün bakalım.